Gezdik gördük de bu hafta sizinle Kastamonu Araç'tayız. Araç yaylalarıyla, ormanlarıyla, doğal güzellikleriyle meşhur, naif, güzel bir ilçe. Araca girerken tüm güzelliğiyle sizi karşılayacak olan Araç Belediye Binası'nın önündeyim şu anda. Burası simgeleşmiş yapılarıyla ünlü, ulusal mimari akımının önde gelen ismi olan Vedat Tek tarafından yapılmış. Biz buraya 2. Araç Yayla Kış Festivali için geldik. Biraz aracın içinde dolaşacağız, sonra yaylaya çıkacağız. Çaylarınızı, kahvelerinizi alın ve BBN Türk ekranlarından sakın ayrılmayın. Gezdik gördüğün bu haftaki bölümünde sizinle Kastamonu Araç'ta 2. Yayla Kış Festivali'ndeyiz. Önce Türkiye'de kendi alanında ilk ve tek olan Harp Müzesi'ne gidiyoruz. İlçenin sokaklarında kısa bir tur atarken yolumuz Türk lokumunu dünyaya tanıtan Ali Muhittin Hacıbekir'in doğduğu sokağa düşüyor. Ardından aracın en güzel yaylalarına, Fındıklı Gölcük yaylalarına doğru yol alıyoruz. Ve festival ateşinin yanmasıyla birlikte festivale başlıyoruz. Eğlenceli yarışmalar, yöresel yemekler, güzel röportajlarla geçen festival gününü fener alayıyla taçlandırıyoruz. Ertesi gün bembeyaz bir güne uyanıyoruz. 2. Araç Yayla Kış Festivali karlar altında tüm coşkusuyla devam ediyor. Ve bu hafta gezdik gördük Araç'tan ayrılırken Karabük'te güzel bir kahvaltı ve güzel bir sohbetle sizlere veda ediyor. Batı Karadeniz'de kaynağını Ilgaz Dağları'ndan alan Araç Çayı üzerine kurulan Araç, Kastamonu'nun doğal güzelliklerini korumayı başarmış sakin bir ilçesi. 3000 yıllık bir geçmişi olmasının yanı sıra adına M.Ö. 1132 yılında Timanidis olarak rastlanmaktadır. 1459 yılında Osmanlı hakimiyetine girmiştir ve Anadolu'nun Türkleşmesine kadar pek çok önemli medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Tarihinde hiçbir savaşa sahne olmadığı halde Araç, Kurtuluş Savaşı'nda nüfusa oranla en çok şehit veren ilçedir. Ticari bağları kuran kervansarayların işlediği önemli bir yol güzergahında olması Araç adını almasına neden olmuştur. Araç, ormanları, yaylaları, temiz havası, yöresel lezzetleri ve dinginliğiyle doğallığı ve tabiatı solumak isteyen ziyaretçilerini karşılamaya her zaman hazır. Araç İstiklal Savaşı'nda nüfus bazında en fazla şehit veren ilçe. Biz de Araç Harp Müzesi'ndeyiz. Burası 8 yıl önce Araçlı, aynı zamanda da Kıbrıs gazisi olan Abdullah Savaş Bey tarafından kurulmuş. İlk kurulduğu zaman Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ymiş. Sonra müzeye çevrilmiş. Son 3 yıldır da aktif olarak ziyaret edilen bir müze. Müzenin içinde şu anda Araç Dernekler Federasyonu Başkanı ve KASKON Genel Başkanı Mehmet Alver Bey ile birlikteyiz. Kendisi de Araç Yayla Kış Festivali için aracı ziyarete gelmişti. Mehmet Bey, Araç için çok önemli bir yerdeyiz. Evet, çok önemli bir yerdeyiz. Araç Gaziler Müzesi'ndeyiz. Burada aşağı yukarı 3637 gazimizin olduğu, aynı zamanda aracımızın 388 tane şehit verdiği Kurtuluş Savaşı'nda öyle önemli bir ilçeyiz Kastamonu adına. En çok şehit veren ilçeyiz. Bunun içinde Güzlük köyümüzde en çok şehit veren köy olarak tarihe geçti. Onun için burada olmaktan, dolaşmaktan mutlu olduk. Hepsinin ömür boyu bu yapmış oldukları çalışmalardan, vermiş olduğu fedakarlıklardan dolayı onların ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun. Gerçekten ruhları şad olsun. Onların bu derin mücadeleleri sayesinde biz bugün hayatımızı sürdürüyoruz. Tabii tabii. Yani bir de şu var, geldim müzeyi gördüm, işte burada tahta bacakların böyle hani bacakları kesilip tahta bacak yapıldıkları, artı burada silahların olduğu. Gerçekten bu geldiğim zaman bu araca bütün şehitler bizi
hatırlatıyor. Yani onları, ölmüşlerimizi hatırlıyoruz. Onun için değerli bir ilçemiz. Değerli bir ilçemiz ve pek çok da değeri barındıran bir ilçemiz. Daha çok kişi tanımalı, izlemeli ve görmeli. Çok teşekkür ediyoruz. Size de iyi yolculuklar diliyoruz. Bugün dönüyorsunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Müzenin sorumlusu Bedriye Cihan Sayın'la birlikteyiz. Araç Harp Müzesi'ni kendisinden dinleyeceğiz. Arkamızdaki yazı mutlaka dikkatinizi çekiyordur. Araç tayyaresi, araç için çok önemli bir değer, çok önemli bir olay. Mutlaka ona da değineceğiz tabii. Bedriye Hanım, mikrofon sizde. Önemli bir müzedeyiz araç için. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkürler bize de değer verdiğiniz için. İlçemiz 1866'da kurulan çok eski bir ilçe. Hatta yerleşim bile 1132'lerden önce olduğu söyleniyor. İlçemiz nüfus bazında en çok şehit veren ilçe unvanını taşıyor. Boyalı Güzük Köyü'nden Çanakkale Savaşı'na 39 kişi gidiyor. Bunlardan 35 tanesi orada şehit oluyorlar. Evet, yanınızda gördüğünüz uçağımız 1925 yılında Atatürk Türk Teyare Cemiyeti'ni kurunca diyor ki savaştan çıktık. Halkımız bize yardım etsin, uçak alalım. O dönem 3 tane uçak alınıyor. Birini Kastamonu Merkez, birini Safranbolu ve birini Araç ilçemiz. Aralarında para topluyorlar, 9.235 lira. Altının, arpanın kendilerine kalacak kısmını ayırıyorlar. Diğer tarafını veriyorlar. Bu parayla bir keşfe bombardıman uçağı alıyorlar. Pilotu Sabiha Gökçen'miş. Ne kadar önemli bir bilgi. O dönemki belediye başkanı Adil Acar, Sabiha Gökçen'e beşi bir yerde altın hediye ediyor. Uçağımız 9 tur teşekkür uçuşu yaptıktan sonra buradan ayrılıyor. Belediye başkanı Satılmış Sarıkaya sağ olsun uçağımızı buldu. Şu anda yapılıyor uçağımız. Nerede bulun? Afyon'da bir hurdalıkta olduğu söylendi bize. Ne kadar zaman oldu bulunalı? 2 yıl oldu diye düşünüyorum. Sonra o zaman bundan sonra gelen ziyaretçilerimiz de uçağı görecekler, araç tayyaresini görecekler. Bizim için çok gurur verici bir olay. Hatta ilk donanmaya bile para toplanmış, ilçemiz para toplayıp göndermiş, uçak almışız. Hep savaş gücü olarak katılmışız. İçeride göreceğiniz dokümanlar var, tamamen hepsi yaşanmışlıklar. Tahta bacaklar, silahlar, o dönemden kalma sumataraları, kıyafetler, askerlerin giydikleri paltolar, pabuçlar, hepsi burada mevcut. Fotoğraflar var, şehitlerin ve gazileri. Şehitlerimizin ve gazilerimizin resimleri var. Hepsi siyah beyaz, hepsi yaşlanmışlar. Ama tamamen yaşanmışlıklarla dolu bir yer burası. Burada olmaktan da gurur duyuyorum, onur duyuyorum her zamanki gibi. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz, sizi kutluyoruz. Çok da teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Şekerci Hacı Bekir Caddesi'ndeyim araçta. Şekerci Hacı Bekir aracın önemli isimlerinden, aracın değerlerinden, Türk lokumunu dünyaya tanıtan Ali Muhittin Hacı Bekir. Peki Ali Muhittin Hacı Bekir kimdir? Gelin tanıyalım biraz. Osmanlı ve Türk şekercilik sanatinin efsaneleşmiş ismi Ali Muhittin Hacı Bekir, 1777 yılında Araç ilçesinden İstanbul'a gelerek Bahçekapı'da küçük bir şekerci dükkanı açar. Bizzat kendi imalatı ve hassas çalışmaları ile Türk şekerleme ve lokum çeşitlerini geliştirir. 19. yüzyılda aldığı lokumları ülkesine götüren bir İngiliz, Türk lokumlarının Avrupa'da Turkish Delight olarak tanınmasına vesile olur ve böylece Türk lokumu uluslararası şekercilik literatürüne girer. Bunun üzerine Ali Muhittin Hacı Bekir, saray şekerci başıcısı olarak ödüllendirilir ve kendisine birinci rütbe nişanı verilir.
aracın ana caddesinde yürürken eskiden hükümet konağı olan tarihi bir binanın önünden geçiyorum. Ancak ben size bu bina ile ilgili özel bir bilgi vereceğim. Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'la Cihan Ünal'ın nikahının kıyıldığı binaymış bu bina. İstanbul'a karı getiremedik, biz de kara gelelim dedik. Kastamonu Araç'tayız efendim. Araç 2. Yayla Kış Festivali'ndeyiz. Biz geçen sene de festivale gelmiştik ve ben burada dizlerime kadar kar içinde sunumlarımı yapmıştım. Bu sene maalesef geçen seneki gibi değil. Biz yine de karın en fazla biriktiği yeri bulduk. Biz buna da razıyız. 3 gün boyunca dışarıdan gelen katılımcılarla birlikte Araçlılar coşkulu bir festival geçirecekler. Biz de BBN Türk ekranlarında sizinle birlikte tadını çıkaracağız. Evet, sevgili dostlar, önemli olan doğal atmosferi yaşamak, buradaki ortamı suni teneffüs ederek bunları yaşamak, birlikte olmak, yani sıla-i rahimi gerçekleştirmiş olmak. Gerçekten İstanbul'daki dernek yöneticilerimizin, Ankara'dan gelen arkadaşlarımızın gelmeleriyle birlikte buradaki birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamış oluyoruz. Yani zaten festivallerin amacı da bu. Bir bayram havasında, bir coşku havasında, coşkulu bir şekilde sizlere bunları tattırmak, buraları göstermek istiyoruz. İlçemizin aslında Kastamonu bölgesinin nadide güzelliklerinden olan bu iki yaylamız, bilhassa Gölcük ve Fındıklı yaylamız gerçekten Türkiye'nin cennet köşesi. Yazın her türlü yeşilin bütün tonlarının burada olduğu, kışın da karla birlikte işte kendi doğal örtüsüyle birlikte ve düzlükleriyle Türkiye'nin nadide olan yerlerinden birisi. Sizleri daha fazla tutmak istemiyorum. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. İyi ki geldiniz diyorum. Safranbolu Belediye Başkanı Sayın Mimar Elif Köse ile birlikteyiz. Başkanım, siz de her yerde tabii herkes gibi kar görmek isterdiniz ama karımız yok, coşkumuz var. Neler söylersiniz? Evet, maalesef geçen sene burada 2 metre kar varmış ki ben geçen sene katılamamıştım. Bu sene gelmek nasip oldu. Bu sene de kar yok maalesef ama sonuçta güzel bir kalabalık var. Etkinliğin çok kapsamlı ve güzel olduğunu programdan gördük. Bu tür etkinlikler kentlerin tanıtımı için ve insanların sosyalleşip bir arada kaynaştıkları etkinlikler olduğu için çok önemli. Kar olsa da olmasa da yapılan bu etkinliklerle bu kentin tanıtımı, aynı zamanda kente değer katan bir takım işte yiyeceklerin, değerlerin tanıtımı yapılıyor. O açıdan kıymetli ve yapılmasında fayda var diye düşünüyorum. Ben inşallah bu ikincisi devamı da gelir. Biz de Araç Belediye Başkanımızı desteklemek, onun yanında olduğumuzu göstermek amacıyla hem etkinlikleri izleyelim dedik, hem ona destek verelim dedik ve buraya geldik. Öyle, çok teşekkür ediyoruz başkanım. Keyifli festivaller diliyoruz. Sağ olun. Evet, şimdi festival ateşi yandı. Görüyorsunuz siz de. 2. Araç Yayla Kış Festivali tüm coşkusuyla başlamış oldu. Ekranlardan bize şifa dağıtan Feridun Kunak Beyefendi ile birlikteyiz. Feridun Bey, arkadan da böyle tanışmak istiyorlar sizinle tabii. Biz de sizi gördüğümüzde çok memnun olduk. Böyle hareketli, eğlenceli bir festivaldeyiz. Neler söylersiniz? Çok memnun olduk. Araç Belediye Başkanımızı özellikle tebrik ediyoruz böyle bir güzel düzenlediği için. Biz de bu güzelliğe katkıda bulunmak için geldik. Ateşin de dumanının altında kalıyoruz böyle ama güzel. Harika bir gün. Harika insanlar toplanmışlar.
birlik beraberlikler olmuş. Çok memnun olduk. Size de başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Gerçekten siz böyle fiziksel sağlığımızla ilgili onu psikolojiyle birleştirerek bize ekranlardan şifa dağıtıyorsunuz. Böyle organizasyonlar da psikolojimiz için çok değerli, öyle değil mi? Çünkü neden? Buraya geldik, ne oldu? Endorfin salgıladık. Dolayısıyla mutluluk geldi. İnsanlarımızda kardeşlik, beraberlik geldi. Çok doğru bir şey. Tebrik ediyoruz herkese. Sebep olanlardan çok teşekkür ederiz. Neşemiz hiç eksik olmasın diyoruz. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin. Gezinirken Leyla ve Melek Hanım benim yanıma geldi. Koşturarak çok hoşuma gitti. Sizi görmek ne kadar güzel dedi. Geçen sene de sizinle dedi böyle karlar altında röportaj yapmıştık dediler. Fotoğraflarımız da vardı. Aynen benim için de öyle, sizleri görmek ne kadar güzel. 12'den beri sizi arıyoruz. Gerçekten. Gerçekten sizi arıyoruz ama sizi görünce çok mutlu oldum. Ya bana çok neşe verdiniz, moral verdiniz. Çok teşekkürler. Evet. Peki nasıl geçiyor şimdi? Tabii biraz kar eksik ama... Ama eğlenceli yine de. Sonuçta memleketimize geldik. Katkıda bulunmak istiyoruz. Değil mi? Siz çünkü Leyla ve Melek Hanım aslında İstanbul'da yaşıyorlar. Burası oranı, onların memleketi. Ablamı da getirdik bu sefer. Bu sefer ablanız da geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçen sene gelemedim. Bu sene geldim. Ama işte bu sene kar yok maalesef. Olsun, yine de çok güzel. Olsun, enerjimiz var diyelim. Memleketlerini çok seviyorlar. Aynen, neşeliyiz yine. İnşallah güzel geçecek. Mutlaka geçecek. Siz de peki ne söylersiniz yine ekranlarımıza? Evet. Memleketini seven biri olarak. Evet, çok memnun kaldık, sizi de gördük. Buraya geldiniz, bizi de reklam yapıyorsunuz. Çok güzel, teşekkür ederiz. Ne güzel. Yok ama eğlencemiz pozitif. Enerjimiz var en azından. Zaten sizdeki bu enerji, neşeyle birlikte özellikle güzel geçmemesi mümkün. Zaten özellikle bunun için geliyoruz. Ne güzel. O zaman diyelim ki üçüncüsünde de buluşuruz. İnşallah. O zaman BBN Türk ekranlarına böyle bir selam verelim. Şimdi çok değişik bir yarışma izleyeceksiniz. Ben de ilk defa izleyeceğim. Tahta bacak yarışmasındayız. Kırmızı çizgiden başladılar yarışmacılar. İki kişi olarak yarışıyorlar. Ve çizgiye ilk ulaşan kazanır. Burada çok güzel bir uyum gerekiyor. Çünkü dört bacak olarak yarışılıyor. Yani arkadaki öndekine, öndeki arkadakine uyum sağlayamazsa tabii düşüyorlar ve ulaşamıyorlar. Aynı anda sol, aynı anda sağ atacağız ha. Aynen. Hazır mısınız? Hocam sen anonsun. Evet. Çok heyecanlıyım ve korkuyorum. Hadi. Evet. Bir televizyoncu kardeşim daha geldi. Yönetmenim de var. Sağ mı? Sağ. Hadi. Sağ. Başla. Kesinlikle kolay değil. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Olmaz. Bu olmadı değil mi? Evet, sen de. Firuzun hocam, Firuzun hocam hemen. Biz yapamadık, kardeşlerimizi bir daha tebrik ediyoruz. Firuzun hocam hemen bacak ağrılarımız için neler yapmalıyız düştükten sonra? Bacak ağrılarımız için hemen şöyle birazcık ovalayacağız. Hemen şöyle ovalayalım. Sağ, hemen ovaladık ve hemen rahatladık. Biz de şöyle hareket yapacağız. Evet kardeşlerim, gördüğünüz gibi kolay değil. Basit zannettim ama öyle basit de olmadı. Maalesef başaramadık ama çok eğlendik.
geçen yıl coğrafi işareti alınan bir ürünün başındayız. Tabii siz burada böyle yöresel bir ev ekmeği görüyorsunuz. Ama bu bir ekmek değil, değil mi Yılmaz Bey? Evet efendim. Bu karbonat, süt ve yağdan tarhana katılarak odun ateşinde meşe külüne gömülerek 1,5 saat gibi bir sürede pişen bir ekmektir. Bunun hazmı kolay, bağırsaklar için faydalı. Eski nenelerimizin ve dedelerimizin yatsılık diye tabir ettiği dönemde yenilen, yatsı zamanında yenilen bir ekmek. Yatmadan önce yerlermiş bunu. Pekmezle, turşuyla çok güzel olur. Faydalı bir ekmek. Yani çayla, direkt çayla, direkt çayla yenecek olur. Güzel bir şey. Ben hemen tadıyorum. Evet, kahvaltılarda olur. Ondan sonra diğer öğünlerde olur. Çok başarılı ve sağlıklı bir ekmek. Gerçekten çok güzel. Biz şimdi diyorlar yatsıda ekmek yemezler ama büyüklerimiz, atalarımız hep yatsı zamanında yerlermiş. Bu ekmek faydalı olmasa yemezlerdi. Kesinlikle büyükleri dinlemekte fayda var. Araca geldiğinizde mutlaka Türk çöreğini alın. Afiyet olsun. Evet, şimdi ben de Leyla Hanım'la Melek Hanım'ı standta yakaladım. Evet. Sizi yakaladım. Derken. Merhaba. Neler alıyordunuz peki şimdi siz? Sarma. Cevizli çörek. Cevizli çörek. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Aynen. Görünüyor. Hele Selma Hanım yaparsa muhteşem. Kesinlikle. Şimdi Selma Hanım'la da konuşacağız. Böyle festivallerin en güzel yeri burası. Geziyorsunuz, yoruluyorsunuz ve lezzetlerin başına geçiyorsunuz. Selma ablacığım, ellerine sağlık. Çok güzel görünüyor. Evet, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Neler var standınızda? Neler yiyebiliriz? Standımızda başlayayım. Patatesli, cevizli, ıspanaklı çöreklerimiz. O cevizli çörek sanırım meşhur değil mi aracın? Evet, buradaki görüntüsü. Orada da biraz küçüktük. Daha rahat yensin diye. Bakın sevgili izleyenlerimiz, bu cevizli çörek o kadar lezzetli ki aracın meşhur çöreği. Selma abla da çok güzel yapıyor. Devamında sarmanız. Evet, sarmamız var. Su böreğim. Su böreği. Baklavam. Bunlar da mantılarımız. Bunlar da sebzelerle elde ettiğimiz. İşte maydanoz suyuyla. Maydanoz suyuyla? Evet. Maydanozu çekip suyunu elde ettiğim. İçine yumurtayla, yoğurdu. İçine kıyma. Evet. Çok güzel. Dönemimizi istedim. Bunlardan alacağım. Tamam. Belki paket paket alacağım. Bir de kıyır kıyır baklavam böreğim diyoruz değil mi? Selma ablanın ellerinden kıyır kıyır baklavam böreğim. Açayım isterseniz göstermek için. Bence buradan güzelce görmüşler de sen Selma ablacığım bizi aç. Biz yiyelim biraz sonra çayla. Teşekkür ediyorum. İkinci festivalinizdesiniz. Evet. Evet. Geçen kış birincisi oldu. Yine bir araya geldik. Aynen. Şimdi ikinci coşkuyu yaşıyoruz. Aynen. Ne söylersiniz? Çok mutluyum. Sizleri de gördüm, ben mutlu oldum. Aracın en meşhur salepçisinin yanındayız. Hakan Bey ve Bahattin Bey. Bahattin Bey. Ortalarına geçiyorum. Onlardan aracı dinliyoruz. Sizi tanıyalım önce. İsmim Hakan. Aslen Niğdeliyiz. Kastamonu'da 30 senedir ikamet ediyoruz. Böyle şenliklerde işte sağ olsun belediye başkanımız biz de faydalanıyoruz. Hem işimizi yapıyoruz. Salepimizi satıyoruz. Salepiniz çok meşhurmuş. Evet, salepimiz çok güzeldir. Orijinaldir. Hakiki süt ve şeker salepten yapıyoruz. Nasıl söyleyeyim? Kastamonu'da dondurma dükkanlarımız var. Esnafız. Yani bu kadar söyleyeyim. Biz biraz sonra da salebinizi tadacağız zaten. Siz Araçlısınız. Evet. Siz nasıl anlatırsınız memleketinizi bize? Aracımız güzel memlekette. Yaşanacak memleket. Yeşillikle, doğasıyla olan güzel memleketimizdir. Yaylalarınız çok güzel. Yeşilliğimiz güzel, havası mis gibidir. Yaşanacak memlekettir. Yani esnafız Araçlı bu arada. Salebimizle, tatlımızla, dondurmamızla meşhuruzdur. Halk hizmet etmekten de memnuniyet duyuyoruz. Ne güzel. O zaman salebinizi bir tadalım. Tabii, içen de bulunabilir. Bir salep içmeden olmaz soğuk havada. Bu tarçınsız olmaz değil mi? Tabii, tarçınsız olmaz. İçimi ısıttı Hakan Bey. Afiyet olsun. Gerçekten çok güzelmiş. Biz her yerde kitap standı görmekten, kitap görmekten dolayı çok mutlu oluyoruz. Burada da hocamızı bulduk. Kendisi ilkokul öğretmeni ve Sıragömü köylüsü ve buranın köyüymüş. Sıragömü köyü.
Hoş geldiniz. Burası Araç'a bağlı Fındıklı Yaylası'ndayız. Aslında yıllar öncesinde Fındıklı Köyü Sıra Gümrü'nün bir mahallesi iken daha sonra özel bir muhtarlık haline geliyor ve Fındıklı Köyü adını alıyor. Ama bu çevrede Sıra Gümrü olarak bilinir. Bizler de Sıra Gümrü Köyü'ndeyiz. Siz de Sıra Gümrü Köyü'nü anlatmışsınız kitabınızda sanırım. Bu kitabımızda Sıra Gümrü'yü tanımak demek aslında Araç'ın 114 tane köyünü tanımak demek. Çünkü adetlerimiz, manilerimiz, düğünlerimiz, yemeklerimiz, yaşayışımız her şey bu kitapta kendi köyümden bahsederek anlatılmış vaziyette. Ne kadar güzel bir hizmet yapmışsınız. Teşekkür ederim. Cahit Bey, siz dediniz ki benim asıl kaynağım burada. Ben o zaman aranıza geçiyorum. Eşiniz, isminiz nedir? Sare Topçuoğlu. Sare, çok güzel isminiz varmış. Siz peki eşinizle birlikte kitap yazarken aynı araştırmaların içinde bulundunuz mu? Aynı köylüyüz ya, ben bildiklerimi söyledim. O zaman bayağı bildikleri var demek ki asıl kaynağınız burada olduğuna göre. De annesinden öğrendiği için kendi köyümden evlendim. Bütün köyümüzün yaşantısını, yemeklerini, her şeyini bilebilen bir insan. Takıldığım yerlerde soruyorum, bana anlatıyor, yanlışımızı düzeltiyor, yazmama ilham kaynağı yaratıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu arada benim hem kaynak kişilerimden bir tanesi oldu eşim. Burada çok güzel bir şey yaşadım. Eşine ne kadar güzel teşekkür ediyor Cahit Bey. Bu güzel röportaj için ikinize de çok teşekkür ediyorum. Kitaplarınız da dilerim böyle çok fazla okuyucuya ulaşır. Teşekkür ediyoruz. Evet, dışarıdan gelen katılımcılara da mikrofon uzatmaya başladık. Çok güzel bir aileyle birlikteyiz. Safranbolu Karabük'ten gelmişler buraya. Ben mikrofonu uzatıyorum ve sırayla kendilerini tanıyorum. Efendim ben Gürbüz Tücel, esnafım Karabük'te. Aslen memleketim Araç. Buranın köyündenim. Geçen sene de aynen bir program oldu. Tabii geçen seneki şansımız, o zaman kar vardı. Çok daha değişik oldu ama her mevsimin kendine göre bir güzelliği var. Böylesi de değişik bir güzellik oldu. Önemli olan insanların gittiği zaman bulundukları ortama, bulundukları topluma uyabilmeleri. Eğlenebilmeleri. Biz burada bu işin zevkini çıkarttık. Size de soralım, nasıl geçiyor festival? Çok güzel geçiyor. İzliyoruz. Eğleniyoruz. Eğleniyoruz. Böyle üşümüyor musunuz? Biraz ince geldiniz bana. Hayır. Peki gençlerin arasına geçeyim o zaman. Şöyle gelininize soralım o zaman. Neler söylersiniz? Ben normalde Araçlı değilim ama artık Araçlı oldum. İlk defa geliyorum. Bu festivalde çok güzel. Keyifli, eğlenceli. Burası çok güzel bir yayla. Çok büyük, geniş. Öyleymiş, evet, ilk defa geldim. Peki nerelisiniz? Karabüklüyüm ben. Siz de Karabüklüsünüz. Nasıl geçiyor? Vallahi şimdilik iyi gidiyor. İşte yarışmalar başlayacak, onları izleyeceğiz. O zaman ailenin diğer üyelerini de geçmeyelim. Merhaba. Merhaba. Ben. Çok keyifli, çok güzel. Emeği geçenleri kutluyoruz. Güzel bir gün oluyor bizim için de. Öyle, gerçekten keyfinizden anlıyoruz biz de. Siz neler söylersiniz? Vallahi bu organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Güzel bir gün. Yani stres atıyoruz. Yani işten uzak. Hoş bir eğlence oldu bizim için de. Hepimizin, aslında herkesin de çok ihtiyacı var. Evet, herkesin ihtiyacı olan bir aktivite. En sonunda Minik Prens'e mikrofon uzatıyorum. İsmi nedir? Can Bartu. Can Bartu. Şimdi çok güzel bir ortamdasın. Bak, seni izliyorlar. Neler söylersin? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Genelde çocuklar zaten böyle derler. Hemen işin içinden kaçarlar. Merhaba diye. Bilmiyor ama biz biliyoruz, çok güzel gidiyor değil mi? Aramızda BBN Türk kanalında yayınlanacak olan XNF ile Gezdik Gördük programı festivalimizi çekiyor. XNF'ye çok teşekkür ediyoruz, aramızdalar. BBN Türkiye'de çok teşekkür ediyoruz festivalimizi çektikleri ve yayınladıkları için. Katkılarından dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Araç Yayla Kış Festivali'nde Fethiye'den gelen, sıcak bölgelerden gelen Sezgi Hanım'la birlikteyiz. Sezgi Hanım, Fethiye'den geldiniz. Ne zaman geldiniz? Niye buradasınız? Benim babam Araçlı. Onunla ziyarete gelmiştik. Festivali duyduk, kaçırmadık. Geldik hemen işte. Karavancıyız zaten. Karavancısınız? Evet. Her şeyimiz sırtımızda olduğu için hemen ürettiklerimizi açabileceğimiz bir festival görünce geldik yani. Harika. Peki siz karavanda mı yaşıyorsunuz? Aynen. Evi komple kapattık ve karavana yerleştik. Ne kadar sürdü? 2 sene oldu. Aynen. Ne kadar güzel. Yani şimdi bizi izleyen belki çoğu izleyicimizin de hayalidir bu. Gerçekleştirmiş bir karı koca var burada. Eşi de hemen arkamızda. Peki
karavanda yaşamak isteyen izleyicimiz var ise, böyle minimalist yaşamda fazlalıkları atarak yaşamak isteyen izleyicilerimiz var ise birkaç cümleyle ne söylersiniz? Ya valla hayat az şeye sahip olduğunda daha güzel gerçekten. Ne kadar az şeyin varsa her şeye sahipsin demektir. O yüzden herkese tavsiye ediyorum ama çok zor bir hayattır. Yani gerçekten istemek lazım. Severek yapılacak. Eğer doğayı, hayvanları üretmeyi seviyorsanız bence karavan düşünmeyin diyorsunuz. Deneyin. Karavanı deneyin yani. Bir hayatınız var. Aynen. Bu arada ismi nedir? Boncuk. Boncuk. Çok güzel. Kayıp olmasın diye bağladık. Normalinde bağlamıyorum. Çok cana yakın. Aynen. Aa. Kızım. Çok teşekkür ediyoruz Sezgi Hanım. Size böyle güzel, keyifli karavan günleri dilerim. Sağ olun. Teşekkürler. Başkanım, ikinci günü böyle coşkuyla, meşaleli yürüyüşle sonlandırıyoruz. Evet, gerçekten ciddi bir şey oldu. Programımız çok güzel oldu bugün. Dolu dolu geçti. Evet, dolu dolu geçti. Şu anda da bir meşaleyle bunu taçlandırmış olduk. Gerçekten öyle. Meşaleli yürüyüşümüzle taçlandırıyoruz değil mi? Böyle Fındıklı Gölcük Yaylası'na akşam vakti çöktü ve coşkuyla yürüyoruz. Gerçekten sizi tebrik ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Açılışını yaptığım yer burası tam olarak. İstanbul'da kar göremeyenlere gönderiyorum. Festivalin gerçekleşmesine öncülük eden doğa sever, doğa tutkunu bir akademisyen Hikmet Haberal hocamızla birlikteyiz. Hikmet hocam, geçen sene büyük bir emekle çok güzel bir festivalin ilkini gerçekleştirdiniz. İkincisinde de buluşmak nasip oldu. Mikrofon sizde. Evet, başta sizlere teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Biz geçen yıl ilkini gerçekleştirdik. Bunu kısaca ben bir hikayesini anlatayım. Bir yıl önce ben Kastamonu Üniversitesi'ne atandım. Tabii doğayı sevdiğim, tabiatı sevdiğim için tabiata çıktım. Rektörümüze söyledim, ben alana çıktım. Yolum başkanımızla, Satılmış Sarıkaya Bey'le Araç ilçemizle kesişti. Sonra burada Kuskaya Belediye ile beraber bir rotalama çalışması yaptık. Yani tematik yayla yürüyüş rotaları yaptık. Bu yaylalarda birçok rota yaptık. Bunu yaparken de ben alternatif turizm türleri üzerine çalışıyorum. Yani ekoturizm, yayla turizmi, kırsal turizm üzerine çalışan uzmanlık alanım bunlar. Baktım, bu yaylaları çok beğendim. Gördüm, dedim ki ya buralarda neler yapabilirim diye böyle bir kendi kendime düşündüm. Bir gece aşağıda oturdum, bilgisayarımı aldım, bir projeye hazırlayayım dedim. Hazırladım, yazdım. Ertesi sabah Sayın Başkanımızın makamına gittim, Satılmış Bey'in. Böylelikle bu iki defadır gerçekleşen Araç Yayla Kış Festivali'nin adımı atılmış oldu. Başkanım bana inandı. Günlerce benim peşimde birlikte hareket ettik, yaylaya çıktık. Kısa sürede projeyi yaptığım, yani hazırlamayla bitişimiz tam 24 gün sürdü. 24 günde böyle bir festivali hayata geçirdik. Çok güzel Hikmet hocam. Gerçekten sizi tebrik ediyoruz. Sizin gibi hocalarımız hep artsın. Ne kadar önemli, mühim işler yapmışsınız. Biz belediye ile birlikte
kıt kaynaklarca Türkiye tarihe geçecek bir kış festivali kayıtlar altına aldırmış olduk. Bundan sonra zaten ikincisi yapıldıktan sonra uluslararası boyuta taşınıyor. Biz artık bu festivali uluslararası araç yayla kış festivali olarak bundan sonra inşallah devam edeceğiz. Eminim, hiç şüphem yok ki böyle de devam edecektir ve geri dönüşler de çok güzel. Hikmet Hocam çok teşekkür ediyoruz. Üçüncüsünde de buluşmak üzere diyoruz. İnşallah, biz de size teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Sucuk olmadan olur mu? Şimdi Umut ve Buğra da o kadar güzel duruyor ki ocağın arkasında. Böyle çısır çısır, değil mi? Çısır çısır mı diyelim? Sucuklarımız pişiyor. Buğra Bey, nereden bu sucuklar? Kastamonu'nun yöresel sucuğu efendim bunlar. Yani %100 dana. Yani keşke izleyenler de bu lezzeti tatabilseler. Ama işte imkanlar sınırlı. Ah evet, onlar böyle beni izliyorlar. Ben onların yerine tadıyorum ama içleri gidiyor. Bu sucuğu sevgili izleyenlerin yerine siz bir tadın. Ne diyeceğimi bilemedim. Yani burada Kayseri mi Kastamonu konusunda da sucukta da noktayı koymaya çalışıyoruz yani. Kesinlikle. Kayseri mi Kastamonu mu? Kastamonu. Kesinlikle. Kastamonu diyorum ben. Bir çubuk daha alıyorum tabii. Kesinlikle. Buyurun efendim. Çok güzel gerçekten. Gerçekten Umut Bey çok lezzetli. Yani boşuna değil, siz burada sürekli ekmek arası 2 gündür 3 gündür. Evet. Yani sıra olmuştu. Evet, hizmet vermeye çalışıyoruz. Artık malum piyasalarda fabrikasyon tarzı, ne bileyim, o tür ürünler bizim buralarda kesinlikle bulunmaz. Herkes kendi etini, kendi hayvanını görerek, keserek alıp bu sucukları bu şekilde yapıp üretir yani. Ya ne kadar önemli değil mi? Yani gerçekten yediğimiz şeyin doğal olduğunu ve sağlıklı olduğunu bilmemiz ne kadar değerli bu zamanda. Yani şu anda doğallıktan gerçekten uzaklaştık. İşte yaşatmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Ellerinize kollarınıza sağlık. Bereketli işleriniz olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ateş başına geldik. Çok güzel ve keyifli bir grupla birlikteyim. İsmi de çok güzel. Arkadaş Zonguldak ekibi ve yürüyüş grubusunuz değil mi Sedat Bey? Evet. Sadece yürüyüş yapmıyoruz. Çeşitli etkinlikler de yapıyoruz yani. Zonguldak'tan geliyoruz. Lidersizsiniz. Evet. Arkadaşlar dedi ki önce dedi Sedat Bey liderimiz dedi o konuşsun sonra biz sırayla dedi konuşuruz dediler. Kaç kişi geldiniz? Biz Zonguldak'tan 26 kişi geldik. Zonguldak merkezden geliyoruz. Aramızda üniversite öğrencileri var. Devletin kurumlarında çalışan arkadaşlar var. Yani amatör şekilde beraber doğa yürüyüşü yapıyoruz. Çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Başka neler yapıyorsunuz yürüyüşün dışında? Zonguldak sahilde ateş yakıp eğleniyoruz. Saz etkinliği yapıyoruz. Dediğim gibi doğa yürüyüşü yapıyoruz. Beraber tiyatroya gidiyoruz, sinemaya gidiyoruz. Yani aklınıza gelebilecek her türlü sosyal faaliyeti yapıyoruz yani. Harika. Buraya da geçen kış da gelmişsiniz. Bu ikinci gelişiniz. İkinci gelişimiz, evet. Sevgili izleyenler şu güzelliğe bakar mısınız? İsmi Bonus'muş. Bonus. Sahibi sizsiniz herhalde. Doğrudur, benim. Siz nereden geldiniz? Zonguldak'tan geldim ama aslen Kastamonu'yum. Buraları merak ettiğim için geldim. Çok güzel geçti herhalde festival. Çok güzel geçti. Bu da maskotu oldu burada. Herkes resim çektirdi, koşturduk. Güzel, çok güzel geçti. Çok sakin görünüyor. Ben de kucağıma alabilir miyim? Tabii ki. Ben mikrofonu tutayım. Çok sevinirim. Hı-hı. Buyurun. Hiçbir şey yapmaz değil mi? Yok, hayır. Çok uysaldır. Şu an hayatımın en mutlu anlarından birini yaşıyorum gerçekten. Bakar mısınız Bonus? Şu an biraz Bonus çok tatlı ama ağır da 11 kiloymuş. Ama ben yine Bonus'la devam edeceğim. Buradan kimler konuşmak ister? Güzel arkadaşlarımız. Nasıl geçti festival? Güzel geçti, çok eğlendik. İlk katılımınız mıydı? İlk katılımımız, evet. Geçen kış gelmediniz. Gelmedik, hayır. Peki buradan doğa sever arkadaşlar, buyurun sizleri alalım Bonus'la birlikte. Burada bir konuşmak isteyen bir arkadaş vardı, gözlüklü arkadaş. O benim. İsminiz? Hemen mikrofonu uzatıyorum, istediğiniz gibi anlatın. Tamam, adım İbrahim, inşaat mühendisliği öğrencisiyim. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde okuyorum ve çok mutluyum. Harika, bir insan kendini ancak bu kadar güzel anlatabilir. Bonus kıy...
Ona gideceğiz teyze. Çekiyorsunuz değil mi? Bonus kayıyor ama hiç böyle istifini bozmuyor. O kadar sakin, o kadar uysal ki ben valla böyle devam edeceğim. Ben de böyle devam edeceğim. Lütfen siz çömelin, ben böyle devam edeceğim. Tamam. Şimdi siz hayatında çok mutlu olan arkadaşımız, çok güzel. Ben mutlu insanları görünce ben de mutlu oluyorum. Doğa seversiniz, böyle bir gruptasınız. Bu grupla 5 senedir yürüyorum ve Zonguldak'ın bana kattığı en güzel ve en kibar insanları burada tanıdım. Bu yüzden ekip liderimize çok çok teşekkür ediyorum buradan. Bu organizasyon için de ayrıca Kastamonu'ya, Araç'a, belediyelerine, AFAD'a, trafik, jandarmaya, emeğe geçen bütün emekçi kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel. Hepiniz buradan ne kadar mutlu ayrılıyorsunuz. Gerçekten alkışlıyorum ben de sizi. Zonguldak arkadaş grubu, şu güzelliğe bakar mısınız? Hepsi ışıl ışıl parlıyor. Bize de enerji verdiler. Çok güzel bir şekilde gelmişler. Mutlu bir şekilde de gidiyorlar buradan. Biz gördüğümüze, tanıdığımıza çok memnun olduk. Böyle hep birlikte size görüntü vermek istedik. Evet arkadaşlar, şimdi gezdik gördü sevgiler. Nafi ablamın yanına yaklaştım. O kadar güzel açıyor ki hamurları ve etli ekmek yapıyor burada. Nafi ablacığım, bu Araç bölgesine ait değil mi? Evet, evet. Etli ekmek yapıyorum. Hamurunu yoğurdu. Biraz dinlendi. Ondan sonra kıymamı hazırladı. Bu kıymamız, bu da ıspanaklı ekmeğimiz. Hepsi biraz hamurumuz dinlendikten sonra açıyoruz. Hamuru nasıl yapıyorsun? Hamuru suyla yoğuruyorum. Bir de tuzuyla, suyuyla yoğuruyorum. Başka bir şey katmıyorum. Biraz beklettikten sonra pozu tutup ondan sonra yapıyoruz. Bir de bu kapalı oluyor değil mi? Evet, kapatıyoruz. İçine koyuyoruz kıymayı. Kapatıyorum. Nasıl, çok müşteri oldu mu bu festivalde? Satışları iyi gitti mi? Çok güzel gitti maşallah. Umduğumuzdan fazla çıktı. Beklediğimden fazla oldu. Sen bu karlı havada, soğuk havada hiç durmadan burada hamur açtın değil mi Nafi ablacığım? Aynen, hamur açtım. Hiçbir yere bakamadım. Hep hamur açtım. Çok iyi oldu. Şimdi karşıda da böyle oyunlar oluyor. Anca buradan seslerini duyuyorsun. Karşıma geldi. Karşımdan ben yine gözetliyorum böyle. Ne güzel, ellerin dert görmesin. Vahide ablam da gözleme yapıyor zannettim ama dedi ki bu gözleme değil dedi. Sac ekmeği dedi. Bu da dedi Kastamonu'ya aittir dedi. Öyle değil mi Vahide ablacığım? Orada yapılıyor, burada pişiyor. Sac ekmeği bu. Kastamonu'nun yöresel ekmeği. Neyle oluyor? Ekmeği değil, bu etli, kıymalı. Kıymalı. Ispanaklı, evet, bu kıymalı şimdi. Bunun ıspanaklısı, patateslisi, peynirlisi, her şey oluyor. Vahide ablacığım, bu Araç bölgesinde, Kastamonu bölgesinde biraz hamur işi ağırlıklı evet, sanki değil mi? O belli değil mi? Yok, hiç öyle demek istemedim. Çok güzel görünüyorsunuz. Sizin enerjiniz, neşeniz yeter. Ama burada böyle biraz değil mi? Hani evet, evet. Hem tarhana çorbanız, işte aynen, cevizli aynen, çöreğiniz, baklava. Cevizli çörek, her şeyi yapıyoruz. Orada da var, yaptık, satıyoruz. Baklavamız. Hele baklavaları, cevizli çörekleri. Aman Allah'ım, Araç'a geldiğinizde mutlaka alın. Ellerinize sağlık. Biraz sonra yemek için tekrar geleceğiz. Bekleriz her zaman. Araç ilçesine bu güzel festivali kazandıran Araç Belediye Başkanı Sayın Satılmış Sarıkaya ile birlikteyim. Başkanım, geçen sene sizinle seneye inşallah buluşmak üzere diyerek röportajımızı sonlandırmıştık. Ne mutlu ki burada gülümseyerek mutlu bir şekilde yine birlikteyiz. Yine her şey çok güzeldi. Sizi gönülden tebrik ediyoruz. Mikrofon sizde. Evet. Öncelikle yine size hoş geldiniz diyorum. Geçen yıl dediğiniz gibi ikincisini birlikte yaparız inşallah dedik. Gene birlikteyiz ve bu sene daha organize olmaya çalıştık. Tabii bundan sonra üzerine koyarak biz bunları devam ettirmek istiyoruz. Aslında ikincisi riskliydi. Her şeyi biliyorsunuz, ilki kolay ama ikincisi... Çünkü şöyle oluyor sanırım başkanım, insanlar biraz daha beklentiye giriyorlar ve siz de her şey daha muntazam olsun kaygısına düşüyorsunuz. İşte bu beklentiye cevap verebilmek için de arkadaşlarla 2-3 aydır çalışıyoruz zaten. Son bir ay yoğun bir şekilde tabii tempolu çalışıldı. Kar olmaması ilk gün biraz bizi şey yaptı ama ben dün de demiştim. Yani bu dedim kış festivali, kar festivali değil. Yani yazın da güzel burası, kışın da güzel. Önemli olan bu yaylaların turizme kazandırılması, bakir olan bu doğanın halkımızın ve dünyanın görmesini sağlamaktı. Biz buna hizmet etmek istiyoruz. Biz burada yazın da Hacı Bekir ailesiyle birlikte yaptığımız Araç Hacı Bekir Yayla Kültürü Festivali'ni, Şekerciler Festivali'ni tekrar Haziran sonunda inşallah sizlerle birlikte yapmayı umut ediyorum. Yani geldiğiniz için çok tekrar teşekkür ediyorum.
Halkımıza da buradan çok teşekkür ediyorum. İstanbul'dan, Ankara'dan, Erzurum'dan, her yerden buraya bu işe gönül verip destekleyenlere de sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Daha nice güzel festivaller başkanım. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizlere de teşekkür ediyorum. Araç'tan Karabük'e geldik. Karabük'te 42 yıllık bir pastanedeyiz. Araç Festivali'nde kendileriyle röportaj yapmıştık. Çok güzel bir aileydiler, çok güzel bir masaydılar. Gürbüz Bey de bizi pastanesine davet etti. Şimdi buradayız. Programımızın da en lezzetli bölümündeyiz tabii ki. Çünkü burada kahvaltımızı yapacağız. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz Gürbüz Bey. Efendim öncelikle bizler bizim bu davetimizi kırmadığınız için bize teşekkür ederiz. Gürbüz Bey'in de kızı ve oğlu yanımda. Filiz Hanım ve Güvencan Bey var. Orada festivalden bahsettik, kıştan bahsettik. Burada da böyle sırayla mikrofonu uzatayım. Biraz Karabük'ten, biraz pastanenizden, hizmetlerinizden bahsedelim. Ben çocuklarınızla devam ediyorum. Filiz Hanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık öncelikle. Yeniliklere açık bir pastaneyiz. Öncelikle ustamız öyle zaten. Usta konusunda çok şanslıyız. Baş ustamız ve diğer ustalarımız da tabii. Hani biz herhangi bir müşterimiz bir şey istediği zaman hemen yapma çabasındayız. Hiç kimseyi geri çevirmemeye çalışıyoruz. Usta konusuna geleceğim. Gürbüz Bey dediniz ki bizim ustalarımız kaç yıllık ustamız. O konuda çok istikrarlıyızdır. Lezzetimiz de, lezzetimizi korumamız da buradan geliyor dediniz. Başarının sırlarından biri değil mi? Efendim mutlaka yani. Şimdi buradaki esas iş ustadır. Yani biz ne kadar bir işe ilgili de olsak, çok fazla istesek de o işi esas onun hamurundan, imalattan yapmadığın zaman o iş mutlaka ki yani bir başarıya erişilmez. Aşağı yukarı ustam 40 senedir bizimle beraber çalışıyor. Zaten, pastaneyle yaşıt neredeyse. Tabii aşağı yukarı yani aynen beraber bu işe başladık. Daha halen de devam ediyoruz. Kendisi emekli. Oğlunuza da mikrofonu uzatmak istiyorum. Güvencan sen neler söylersin? Kahvaltınız şimdi bu tepsi kahvaltınız değil mi? Neler var? Menemeniniz var, peyniriniz. Kahvaltıyı da biz izleyenlerimize anlatıyoruz. Simit vazgeçilmez. Vallahi kahvaltı deyince akla gelinebilecek her şey var pastanemizde. Sosis, patates kızartması, salatalık, domates. Böreğiniz var. Su böreğimiz var, gül böreğimiz var, kol böreğimiz var. Her türlü, her çeşitten yapmaya çalışıyoruz. Bence yapıyoruz da. Gayet de güzel oluyor. Çok zaten o kadar güzel iştah açıcı ki tepside getirmişsiniz hepsini. Zaten çok güzel böreğiniz, simidiniz, menemenler o şekilde çok güzel servis edilmiş. Festivaldeki o güzel röportajla bu güzel kahvaltı masasına geldik. Keyifle yiyeceğiz bu güzel kahvaltıyı. Çok da iştah açıcı görünüyor tepsinin içinde. Gürbüz Bey çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Bir bölümümüzü daha sonlandırıyoruz. Arkamdaki tarihi binanın önünde açılışımızı yapmıştık. Kastamonu Araç'taydık. Kara doyduk, kışa doyduk, eğlenceye doyduk. İkinci Araç Yayla Kış Festivali'ndeydik sizinle. Tekrar görüşünceye dek çok iyi bir hafta geçirin. Hayatınız festival tadında geçsin ve bizimle birlikte gezip, görüp, öğrenmek için lütfen BBN Türk ekranlarından ayrılmayın. Hoşça kalın.